Değerli arkadaşlar, yapmış olduğumuz Ankara ziyaretimizi Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı, Kadın Kolları Başkanımız Neşe Akgül Tiyaloğlu ve Gençlik Kolları Başkanımız Abdülkadir Demir ile gerçekleştirdik. Tabii ki ilk olarak yapmış olduğumuz ziyarette daha önce de planlandığı üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Ordu iline kazandırmış olduğu yatırımlarla ilgili bir protokol imza töreni vardı ama çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmişti. Biz bunu gerçekleştirmek üzere 19 tane ilçedeki yetkili arkadaşlarımızla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımızda idik. Bununla ilgili olarak da Ünye'ye kazandırmış olduğumuz spor tesisleriyle ilgili protokol törenine katıldık. Tabii ki Ünye'de spor tesislerinin gelişimiyle ilgili çok ciddi anlamda çalışmaların içerisinde olduğumuzu defaatle bildirdik. Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun Ordu ziyaretinde Ünye'mize bir tane olimpik havuz ve 4 tane semt sahası ve ayrıca da il müdürlüğümüz tarafından bir tane daha semt sahası olmak kaydıyla 5 tane semt sahasının kazandırılması ile ilgili süreci takip ettik ve bunun protokolüne hep birlikte şahitlik etmiş olduk. Burada yapmış olduğumuz protokol anlaşması gereğince Gölevi mahallemize inşallah bir tane yüzme havuzu inşa etmeye başlayacağız. Bununla birlikte de halı saha, semt sahası olarak nitelendirdiğimiz Pelitiyatak mahallemize, Atatürk mahallemize halı saha ile birlikte bir tane basketbol sahası, Yüceler mahallesine halı saha, Fatih mahallesine halı saha, Tekkiraz'a da aynı şekilde arkadaşlar bir voleybol ve bir tane de basketbol sahası kazandırmış oluyoruz. Bununla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine hızlılıkla başlanacak. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz spor yatırımlarına ilave olarak inşallah Ünye'de özellikle gençlerimizin istifade edeceği bu alanların da bundan sonraki safahatte tekrar artması ile ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz her bireyin, her öğrencinin, her kadının gerçekten ilgilendiği bir spor dalının ve bir sanat dalının olması noktasındaki samimi duruşumuzu defaatle ifade ettiğimiz gibi bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ardından tabii ki Ünye için önemli olan projelerden bir tanesi kültür merkezi ile ilgili sürecin devam etmesiydi. Bununla ilgili de tabii sıklıkla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'ı arkadaşlarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Özünde aslında bir nezaket ziyareti idi ama Ankara'ya gitmişken tabii ki hem kültür merkezimizi konuşalım hem de Ünye Kalesi'ndeki 4. etap restorasyon çalışmaları ile ilgili de neler yapıldı, hangi aşamadayız, bununla ilgili de fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ünye Kültür Merkezi ile ilgili müteahhiti bu hafta çağırdıklarını Sayın Bakanımız bizlere ifade ettiler. Müteahhit inşallah çok kısa süre içerisinde başlayacağını da bizlere ifade etti. Ben ardından bir görüşme tekrarında yaptım. Tabii ki buranın yapılabilmesi için bir kule vinç sisteminin kurulması gerekiyor. Şu anda Balıkesir'de olduğunu bizlere ifade ettiler. İnşallah önümüzdeki hafta içi veya işte sonrasında kule vincin sökülmesiyle ilgili süreci tamamlamak suretiyle inşallah Ünye'de bunu kurarak buranın yapımına devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili de Sayın Bakanımız inşallah herhangi bir sıkıntının, herhangi bir eksikliğin ve aksaklığın olmadığını arkadaşlarımızın da huzurunda bizlere ifade ettiler. Ardından tabii ki malumunuz olduğu üzere 2021 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir nolu genelgesiyle atfettiği gibi Yunus Emre ve Türkçe yılı. Bu kapsamda da Ünye'de çok geniş çaplı uluslararası bir organizasyon yapma isteğimizi, talebimizi Sayın Bakan Yardımcımıza ilettik. Tabii ki Büyükşehir Belediye'miz ve Valiliğimizin de içerisinde olmuş olduğu, Ünye Belediye'mizin de aynı şekilde dahil olduğu bir organizasyonla burada çok geniş çaplı bir Yunus'u anma ve anlama etkinliğine yine ev sahipliği yapacağız. Bu konuyla ilgili de gerekli olan müzakerelerimizi Sayın Bakanımızla gerçekleştirdik. Çok verimli bir hakikaten görüşme oldu. Ardından arkadaşlar Ünye'de Adalet Sarayımızla ilgili bir takım sorunlarımızın olduğunu alan olarak çok dar bir mekanda hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etmiştik. Tabii ki bunları sıklıkla dile getirmek gerekiyor, takip etmek gerekiyor.
Mevcutta şu anda 4000-5000 civarında bir kapalı alanda hizmet vermeye çalışan, ek binasıyla birlikte hizmet vermeye çalışan Adalet Sarayımızın mevcutta hakikaten üniyemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmadığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili de Ünye Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'miz arasında bir takas gerçekleştirilmiş idi. Ve ardından da bizler de mevcut yerin arkadaşlar takası ile ilgili Adalet Bakanlığımızda Destek Hizmetleri Başkanımızı ziyarette bulunduk. Destek Hizmetleri Başkanımızla gelmiş olduğumuz nokta hakkında bir takım fikir alışverişinde bulunduk. Tabii ki Başsavcılığımız tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda da bir protokol çalışması şu anda yapılıyor. Bu protokol doğrultusunda inşallah Ünye'mize daha fazla böyle hizmet verme alanına sahip olacak 15.000-20.000 metrekare en az alana sahip olan adalet sistemimizdeki bu Ünye'de yaşanmış olan sıkıntının fiziki anlamda yaşanmaması için bir gayretimiz, bir görüşmemiz oldu. Ardından arkadaşlar Ünye'li hemşehrimiz, genel başkan vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u ziyarette bulunduk. Sayın Genel Başkan Vekilimizin hakikaten çok yoğun olduğunu defaatle söylediğimiz gibi bir kez daha gördük. Arkadaşlarımızla birlikte bizleri kabul ettiler. Çok dar zaman içerisinde bizlere hakikaten zaman ayırdılar. Ben öncelikli olarak Sayın Genel Başkan Vekilimizin sizlerin aracılığı ile Ünye'li hemşehrilerimize olan selamını hasreten iletmek istiyorum. Bizim yapmış olduğumuz bu ziyaretin temelinde de Sayın Genel Başkan Vekilimizi Ünye'mize davet etmek vardı. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. İnşallah normalde Haziran ayı sonu gibi planlamış olduğumuz bir takım açılış ve ziyaretlerimizi Sayın Genel Başkanımızın isteği doğrultusunda hem pandemide gerekli olan bazı yasaklamaların ve kısıtlamaların biraz daha gevşetileceğinden hareketle, inancımızın o olmasından hareketle Temmuz ayının ilk haftası gibi inşallah Genel Başkan Vekilimizi Ünye'ye davet ettik. O da kabul ettiler. İnşallah bir gün ileriye doğru belirlenecek. Ziyaretinin özünde Ünye'de az önce ifade ettiğim gibi değerli arkadaşlarım, Yunus Emre'yi anma ve anlama haftası etkinlikleri çerçevesindeki programa katılacak. Ardından malumunuz olduğu üzere organize sanayi bölgesiyle ilgili sürece başladık. Orada şu anda yol aplikasyonlarının ve adalarının çıkarılması ile ilgili, yapılması ile ilgili çalışmalar başladı. Artık OSB ile ilgili ne zaman başlayacak, ihaleler ne zaman gerçekleştirilecek gibi sözler ve söylemlerden artık uzak duruyoruz. Artık onların bittiğini ifade ediyoruz. Artık OSB'ye kazma vurulduğunu, çalışmaların başlandığını ifade ediyoruz. Orayı ziyarette bulunacağız. Ardından arkadaşlar, üniversitemizin yerleşke alanında şu anda yapılması planlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin temelinin atılması ile ilgili de davetimizi kendilerine ilettik. Projelerini inceledi, projelerini değerlendirdi, bir takım fikirleri oldu. İnşallah Temmuz ayı içerisinde de üniversitemizin şu anda hali hazırda projelerini tamamlamış olduğu şekliyle Ünye Belediye'mize önümüzdeki hafta ileteceği fakülte binamızın da temel atma programına inşallah Genel Başkan Vekilimiz de katılmak istediklerini ifade ettiler. Ardından Ünye Belediye'mizin aynı şekilde Ünye'ye kazandırmış olduğu konkasör şantiyesi ve beton santralinin de inşallah ziyaretini gerçekleştireceğiz. Genel mahiyetiyle baktığınız zaman gerçekten çok verimli bir çalışma oldu. Çok verimli bir program oldu. Biz Ünye açısından hakikaten memnun ayrıldık. Tabii ki ardından bir takım nezaket ziyaretlerimiz de oldu. Ünye'li hemşehrimiz, önceki dönem milletvekilimiz, şu anda da AK Parti Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Mustafa Hamarat'ı ve aynı zamanda da Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürümüzü, Genel Müdür Yardımcılarımızı ve oradaki arkadaşlarımızı da ziyarette bulunmak suretiyle biz programımızı tamamladık. Biz tabii ki Ünye Teşkilatı olarak Ünye'ye yapılacak olan hizmetlerin takibi noktasındaki hassasiyetimizi her daim sürdüreceğiz. 2021 yılı daha öncedeki yapmış olduğumuz söylemle inşallah Ünye açısından bir atılım ve aynı zamanda açılım yılı olacak.